Bugün e, Türkiye geneli krallar karması AYT coğrafya sos bir e, sorularının e, çözümünü birlikte iyi yapacağız. İlk sorumuz e, ekstrem olaylarla ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde Temmuz ayında sıcaklığın bu şekilde 15 derecenin üzerinde seyretmesi, benzer soruları ortaya çıkarması beklenir diyor. E, bir bölgede eğer ki hava e, ortalaması, sıcaklık ortalaması 3 veya 5 derece normal seyrin üzerinde ilerlerse e, bu sıcak hava dalgasına beraberinde kuraklığa ve e, canların ölmesi, bitkilerin veya hayvanların zarar görmesi gibi sonuçlara sebep olabiliyormuş. Bununla ilgili bir bilgi veriyor bize. E, bu kentlere baktığımız zaman e, Temmuz ayı Kuzey Yarımküre ülkeleri için yaz mevsiminin yaşandığı bir aydır. Bu yüzden 15 derece sıcaklık birçok kent için e, oldukça normal bir sıcaklıktır. Yani bunun üzerinde seyretmesi e, çok da büyük bir e, etki yaratmaz. Ama Cape Town Güney Yarım Kürede yer aldığı için normal koşullarda burada kış mevsimi yaşanmasından dolayı e, Güney Yarım orta ortası şu anda 15 derecelik sıcaklık normal derecelerin üzerine çıkacaktır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuzda ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bazı farklılıkları olduğu söyleniyor. Hangisi bu farklılıklardan birisi değildir deniyor. Şimdi kişi başına düşen gelir, doğum oranları, çalışanların sektörel dağılımı veya ARGE çalışmalarına yapılan yatırımlar gelişmiş ve gelişmek olan ülkeleri birbirinden ayıran özelliklerdir. Ancak doğal kaynak potansiyellerinin farklı olması ülkenin gelişmişliği ile alakalı değildir. Yani bu ülkenin gelişmişliği ile ilgili değildir. Gelişmiş olan Amerika'da, ABD'de doğal kaynak potansiyeli çok fazla iken Gelişmiş olan Japonya'da doğal kaynak potansiyeli oldukça azdır ya da Rusya'da fazladır. İşte e, İngiltere'de azdır gibi. Yani bu bir gelişmişlik göstergesi değil. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir diğer soruda ise bazı kültür bölgeleri verilmiş. Bu kültür bölgesi içerisinde ya da bazı bölgeler verilmiş. E, bunların hangisi aynı kültür bölgesi içerisinde değildir ya da hangileri değildir diye bize sorulmuş. Sorulmak istenen kültür, Batı kültürü. Özellikle coğrafi görevleri keşiflerle birlikte genişleyen Batı kültürü bugün Avrupa kıtasında, ABD ve Kanada'nın bulunduğu Kuzey Amerika kıtasında, Avustralya ve Yeni Zelanda'da karşımıza çıkan bir kültürdür. Ancak iki numaralı bölgede Latin kültürü, 4 numaralı bölgede ise Afrika kültürü bulunur. Bu yüzden 2 ve 4'ün bulunduğu C seçeneği bizim için doğru cevaptır diye biliyoruz. Bir diğer sorumuzda ise Türkiye'deki dış ticaretin ulaşım sistemlerine göre dağılımı verilmiş. Karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz yolu ile yapılan ithalat ve ihracat tutarları oranları bize verilmiş. Grafikteki bilgilerden yararlanarak yapılan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. Tüm ulaşım sistemlerinde ithalat ihracattan fazladır denmiş. Tüm ulaşım sistemlerine bakıyorum. Ee, karayolunda ihracat daha fazla. Ee, demir yolunda ithalat daha fazla. Hava yolunda ithalat daha fazla. Deniz yolunda ise yine ithalat daha fazla. Bu yüzden ee, tüm sistemlerde ithalat daha fazla değil çünkü karayolunda ihracat daha fazla. O yüzden bunu eliyoruz. Demiryolu ulaşımında uluslararası bağlantının olmaması dış ticaretteki payını azaltmıştır diyor. Eee demiryoluyla ilgili olarak hani böyle bir şey söylemek doğru değil. Bizim eee demiryoluyla yurt dışındaki işte Avrupa ülkelerine veya işte Kafkasya'ya yine Orta Doğu'ya Demiryolu bağlantılarımız e, bulunuyor. Bu yüzden e, böyle bir durum söz konusu değildir. Uluslararası bağlantılarımız bulunmaktadır. E, o yüzden cevabımız bu da değildir. E, boru hatları uluslararası ulaşımda kullanılmamaktadır demiş. E, burada vermiyor olması kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz boru hatları ile yurt dışından e, ülkemizde kullanılmaktadır. E, petrol ve doğalgaz getiriyoruz. Bu yüzden e, uluslararası ulaşımda kullanılan bir sistemdir. Uluslararası ticarette ulaşım sistemlerinin kullanım miktarını maliyet belirlemiştir demiş. Şimdi bizim için maliyette e, maliyeti en ucuz olan deniz yoluydu. İkinci sırada e, demir yoluydu. Üçüncü sırada ise karayoluydu. Dördüncü sırada ise Deniz, şey, hava yolu gelmekteydi. e Şimdi baktığımız zaman demir yolu maliyet bakımından ikinci sırada gelmesine rağmen sıralamada son sıraya düşüyor. E, bu yüzden e, burada maliyet belirlemiştir demek de tam anlamıyla doğru olmayacaktır. E, dış ticaret hacminin en fazla olduğu ulaşım sistemi deniz yoldur denmiş. Evet dış ticaret hacminin en fazla olduğu ulaşım sistemi demir yoludur. Çünkü 200 e, milyar dolara kadar hani çıkan bir e, hacim var burada. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuzda ise Türkiye'de bazı alanlar numaralanarak gösteriliyor. Bu gösterilen alanların hangisinde özelliği verilen yerleşme tipinin bulunduğu soruluyor. Köy altı yerleşmesidir denmiş. E, kıl çadırlarından oluşan bu yerleşmelerde ekonomik faaliyet genellikle kıl keçisi yetiştiriciliği denmiş. Ve hayvancılık ön planda olduğu için geçici yerleşmelerden birisidir denmiş. Şimdi kıl keçisi kıl çadırları diyorsa bu direkt bizim için oba özelliği taşımaktadır. Oba dediğimiz zaman da hemen aklımıza e, Akdeniz bölgesi gelecektir. Bu yüzden cevabımız e, 3 numaralı alandır. Diyoruz. Son soruya geldiğimiz zaman e, buna göre bu durumun neden olduğu sonuçlar arasında aşıkların hangisi gösterilemez denmiş. Beşeri faaliyetler sonucu sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının hızla artmasıyla gerçekleşen küresel iklim değişikliği küresel çevre sorunlarını beraberine getirir diyor. Evet demek ki hangisi küresel çevre sorun, e, küresel iklim değişikliğine sebep olmaz diye sorulmuş. E, pardon, sonuçları arasında gösterilemez diye sorulmuş. Küresel iklim değişikliği sonucunda yeraltı ve yeryüzü su rezervleri azalabilir. Çünkü beraberinde kuraklık oluşabilir. Bu kuraklık bu su rezervlerini azalmasına sebep olabilir. Atmosfer kendi doğal afetlerin görülme sıklığı artabilir. Yağış rejiminde düzensizlikler, artan sıcaklıklara bağlı tarımsal üretimde olumsuz etkilenmesi olabilir. Kutup bölgelerinde dolmuş toprakların çözülmesi evet olabilir. Hatta bu bölgedeki e, toprağın içerisinde bulunan e, bazı zehirli gazların açığa çıkması olabilir. Atmosfer kökenli e, doğal afetlerin sayısında artma olabilir. Buzuların erimesinde hızlanma, deniz seviyelerinde yükselme olabilir. Ama fosil yakıtlarla çalışan e, elektrik üretim santrallerinin artması bu sonuç değildir. Bu ancak küresel iklim değişikliğine bir sebep olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Umarım iyi bir sınav geçirmişsinizdir. Ee, diğer tüm sınavlarımıza da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.